Senya litrat geçsege taşka aylana çizish mümkün. Her kanday senya litrat geçsege taşka aylana çizish mümkün. Ve aksinçe aylanaga içkizilgen trapetsiya tengyorli bo'ladi. Demak, agar tengyorli bo'lsa, unga tashqi aylana chizish mumkin. Agar trapetsiya aylanaga içkizilgen bo'lsa, u albatta tengyorli bo'ladi. Agar aylana markazi trapetsiya katta asosida joylashgan bo'lsa, u holda katta asos 2r ga teng. Bu yerda r bir yerde R taşkı çizilgen aylana radyosu. Trapeziya diagonali uning yon tomoniga perpendikuler bo'ladi. Mana bu yerda ko'rib turibsiz. Trapeziya diagonali uning yon tomoniga perpendikuler bo'ladi. Demak, bitta shart bajarilishi kerak bu yerda. Aylana markazi katta asosda yotgan bo'lsa. Aylana markazi katta asosda yotgan bo'lsa, u holda katta asos, o'zi ko'rinib turibdi. Bu holda katta asos r qo'shuvi r, ya'ni 2r ga teng bo'ladi. Bundan tashqari, diagonali trapetsiyaning diagonali yon tomoniga perpendikular bo'ladi. Va mavzuga oid misollar, masalalar ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Aylanaga ichki chizilgan ABCD trapetsiya B burchagi 112 gradusga teng. Uning C burchagini toping. Demek, aylanaga ichki chizilgan ABCD trapetsiya. Mana trapetsiya aylanaga ichki chizilgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, trapetsiya tengyorlik bo'ladi, chunki u aylanaga ichki chizilgan. B burchagi 112 gradusga teng, uning C burchagini topamiz. Mana x bilan belgilangan burchagini topamiz. Trapetsiya tengyorlik bo'lganligi sababli uning B va C burchaklari teng bo'ladi. B 112 bo'lganligi sababli 112 gradusga teng, C ham, ya'ni x ham 112 gradusga teng bo'ladi. Javob 112 gradus. Navbatdagi masala, ikkinchi masala. Trapetsiyaga tashqi chizilgan aylana radiusi 6.5 ga teng. Trapetsiya diagonali uning yon tomoniga perpendikular va kichik asosi 5 ga teng, ya'ni trapetsiyaning kichik asosi 5 ga teng. Trapetsiyaning balandligini toping va masalani yechamiz. Xo'p, masalani qaytadan o'qib chiqamiz. Trapetsiyaga tashqi chizilgan aylana, demak trapetsiyaga aylana tashqi chizilgan, tashqi aylana chizamiz. Chizilgan tashqi aylana yashil rangda ko'rsatilgan. Aylana radiusi 6.5 ga teng. Hozircha aylananing markazi qayerdaligini biz bilmaymiz. Bu yerda katta asosda belgilangan, lekin hozircha biz bilmaymiz, buni asoslashimiz kerak. Trapetsiya diagonali uning yon tomoniga perpendikular. Mana trapetsiyaning diagonali yon tomoniga perpendikular. Demak, mana bu yerda to'g'ri burchakli uch burchak hosil bo'lyapti. Va kichik asosi 5 ga teng. Trapetsiyaning kichik asosi 5 ga teng. 5 yozilgan kichik asosga. Trapetsiya balandligini toping. Aylananing markazi qayerda bo'ladi? Birinchi shu savolga javob beramiz. Aylananing markazi. Mana bu uch burchak A, S, D uch burchak. To'g'ri burchakli uch burchak. Aylana trapetsiyaga tashqi chizilgan. Shu bilan bir vaqtda bu aylana bu to'g'ri burchakli uch burchakka ham tashqi chizilgan. To'g'ri burchakli uch burchakka tashqi chizilgan aylana markazi gipotenuzaning o'rtasida bo'ladi. Shu sababli bu aylana markazi AD kesmaning o'rtasida joylashgan. Demak, AD asos radiusdan 2 marta katta ekan. Ya'ni radius qo'shuv radius. Biz bu yerdan A asosini topishimiz mumkin. A teng 2R, ya'ni 13 ga teng. Shunday qilib biz katta asosini topdik. Endi trapetsiyaning C uchidan balandlik tushiramiz.
Balandlik tushirdik. Balandlik xashga teng bo'lsin. Xash bilan belgiladik bu balandlikni. Balandlik A asosini ikkita kesmaga ajratyapti. X ga teng kesma va ikkinchi qismini Y bilan belgiladik. Ya'ni X va Y ga teng bo'lgan kesmalarga ajratyapti. Teng yo'li trapetsiyada 2X A minus B ga teng. A katta asos, B kichik asos. Katta asos 13 ga teng, kichik asos 5 ga teng. Demak 2x 8 ga teng. Bu yerdan biz x 4 ga teng ekanini topamiz. Endi y ni topamiz. Teng yo'li trapetsiyada y kesma a plus b 2 2y a plus b ga teng. A 13 ga teng. A 13 ga teng. B 5 ga teng berilgan. A 13 ga teng, B 5 ga teng. Bu yerdan 2y 18 ga teng ekanini topamiz. A bu yerda esa y teng 9 ekani kelib chiqadi. Shunday qilib biz x va y larni topdik. Endi yana shu to'g'ri burchakli uch burchakka qaytamiz. Mana rangli ko'rsatilgan jigarrangli jigarrangda to'g'ri burch h bu to'g'ri burchakli uch burchakning ham balandligi bo'ladi. Balandlik gipotenuzani, ya'ni A da kesmani ikkita x va y kesmalarga ajratyapti. U holda sizlarga ma'lumki, h kvadrat x ko'paytiruv y ga teng. Ya'ni shu gipotenuzada ajratgan kesmalarni ko'paytmasiga teng h kvadrat. X 4 ga teng, y 9 ga teng. Mana 4 va 9 ga teng. Bularni olib borib qo'ysak, demak h kvadrat 36 ga teng. Bundan h teng 6 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib trapetsiyaning balandligi 6 ga teng ekan. Javob trapetsiyaning balandligi 6 ga teng. Uchinchi masala. Aylanaga ichki chizilgan trapetsiya asoslari 8 va 6 ga teng. Aylana radiusi 5 ga teng. Trapetsiyaning yuzini toping. Xo'p, masalani yechamiz. Xo'p, nimalar berilgan? Aylanaga ichki chizilgan trapetsiya. Demak, trapetsiya aylanaga ichki chizilgan. Aylanani o'tkazamiz. Ya'ni trapetsiyaga tashqi aylana chizamiz. Chizdik. Trapetsiyaning asoslari 8 ga teng. Katta asosi 8, kichik asosi 6 ga teng. Aylana radiusi 5 ga teng. Mana 5 ga teng. Mana bu radiusini biz 5 ga teng deb oldik. Xo'p, endi OD kesmani ham o'tkazaylik. Mana kesmani o'tkazdik. Natijada biz quyidagi teng yo'li uch burchakni hosil qilamiz. Mana yashil rangda ko'rsatilgan teng yo'li uch burchakni hosil qildik. Teng yo'li uch burchakni O uchidan balandlik tushiramiz. Mana uni h1 bilan belgilaydik. Teng yo'li uch burchakni O uchidan h1 balandligiga tushirdik. Bu balandlik qarshisidagi tomonni teng 2 ga bo'ladi. Mana bir qismini biz x bilan belgiladik. Demak, bu yerdan x 4 ekani kelib chiqadi. Ya'ni 8 ning yarmi. Ya'ni mana bu uch burchakni qaraymiz. Bu uch burchakda, demak, gipotenuza OA kesma gipotenuza bo'lyapti bu uch burchakda. H1 katet, x katet bo'lyapti. AX 4 ga teng. Ya'ni 8 taqsim 2 ga teng, 4 ga teng. Bu uch burchakdan, bu to'g'ri burchakli uch burchakdan biz H1 katetni topishimiz mumkin. Buning uchun biz Pifagor teoremasidan foydalanamiz. Ya'ni H1 kvadrat teng gipotenuzaning kvadrati 5 ning kvadrati minus x ning kvadrati 2 katetning kvadrati. Yani natijada biz bu yerda 9 ni hosil qilamiz. Demak H1 3 ga teng ekan. Endi yuqorida ham xuddi shunday uch burchak quramiz. Yuqorida ham shunday uch burchak, mana O nuqtani B va S uchlar bilan tutashtiramiz.
Neticede biz bu yerde hem teng yönlü üç burçayı hasıl kılalımız. Yani yaşıl bilen belgelengen teng yönlü üç burçayı hasıl kıldık. Bunun haş balandığını ötküzemiz. O noktasından karşısı detamange balandık çürağımız. Yani bu balandığını haş iki bilen belgeleydik. Üç burçak teng yönlü bölgeliği sebeple haş iki balandık karşısındaki tamamını teng ikiye bölgeledi. Yani y üçge teng. 6 bölü 2, 3 keteyin buladı. Y'in toplamımız. Y, 3 keteyin. Şimdi biz kuyudaki doğru burçayla 3 burçayını karayımız. Rayınla kırık görsatırken, ciğer rayında. Bu doğru burçayla 3 burçayda hipotenuzu 5 keteyin. Y, 3 keteyin. Biz onu topladık bana, 3 keteyin. Şimdi H2'ni toplamımız. Bunun için yine Pifagor teoremasından faydalanamız. 5'nin kvadratı minus y kvadrat, h2'nin kvadratı getirin. Bundan biz h2'nin kvadratı 16'ya, h2'nin özü ise 4 getirin ekenini hasıl kılamız. Şunda kalıp biz h1 ve h2 kesmelerini toptik. Bunlardan faydalanıp biz trapeziyanın balandığı h'ını tapışımız mümkün. H'den h1 koşu h2. Yani bu kesmeler yığındısı, h1 koşu h2, bu ham teng 3 koşu 4, yani 7'ye teng. Şimdi trapeziyanın asaslarını bilmemiz, onu balandığını bilmemiz. Onlardan faydalanıp biz trapeziyanın yüzünü tapışımız mümkün. S teng, asaslar yığındısının yarımı köpaytırı balandık. Asaslar A 8 teng berilgan, B 6 teng u ham berilgan. Balandlik h 7 teng. Buni hozirgina topdik. Bu yerdan biz s teng 49 ekanligini topamiz. Shunday qilib javob trapeziyaning yuzi 49 ga teng.